Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Halıçoğlu 2015'te Sur'da çatışmaları sona erdirince BEK için basın açıklaması yaparken bir anda katledildi. Onu kimin öldürdüğü halen aydınlatılamadı ve 5 yıldan sonra işte bugün 3 sanık polis ve 1 firari teröristin yargılandığı davanın da duruşması var. Tüm ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Yasin Ergin'den alacağız. Ömer o bölgede o notları bizlere aktarıyor, duruşmayı takip ediyor. Nedir bilgiler? Senden dinleyelim. Evet, Diyarbakır eski baro başkanı Tahir Elçin'in öldürüldüğü ve iki polis memurunun şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada bugün 4 sanığın yargılanmasına başlandı ve bu dava halinde görülmeye devam ediliyor. Olay 2015 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde gerçekleşmişti ve Tahir Elçi orada öldürülmüştü. Tabii sabah saatlerinden itibaren başladı mahkeme. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır ve 3 polis memuru burada yargılanıyor. Duruşmada tutuksuz yargılanan polis memurları ST, FT ve MS ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden katıldı. Tabii elçinin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Elçi ailesinin avukatları sanıkların duruşmada hazır edilmesi talebinde bulundu ve sanıklar ise Segbis aracılığıyla ifade vermek istediklerini belirtti. Mahkeme tabii sabah saatler itibarından başladı ve 10 dakika aranın ardından sanıkların duruşmada hazır edilmesine ilişkin talebin reddine karar verdi. Duruşmayı tabii farklı bölgelerden gelen baro başkanları, avukatlar ve bazı milletvekilleriyle gazeteciler yoğun bir şekilde takip ediyor diyebiliriz. İsterseniz önce iddianamede verilen cezalara da değinelim. İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, iki polis memurunu kasten öldürmek suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile elçiyi olası kasla öldürmek suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru ST'yi öldürmeye teşebbüs suçundan ise 20 yıla kadar ve mala zarar vermek ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis isteniyor. Polis memurları MS, FT ve ST hakkında da bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şu anda mahkeme ara verilmişti ve tekrar başlanması öngörülüyor. Bizler de buradayız. An be an duruşmayı takip ediyoruz. Gelişmeleri buradan tekrar size aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.